Bir şey soracağım. Ee, geçmişte bir örnek vardı. Sebahat Tuncel örneği hatırlıyor musunuz? İçeride tutukluydu. Hı hı. 9 ay tutukluydu. Serbest kaldı. Ee, bağımsız milletvekili seçildi. Serbest kaldı. itti seçildi ve milletvekili oldu. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet evet. Şimdi şunu soracağım. İçeride tutukluyu serbest bırakılan sistemde ben sizinle aynı ben şeyi anlamakta zorlanıyorum. Geçen gün burada konuşulurken Hangi hukukçu vardı hatırlamıyorum? E, Ruşen Bey olabilir. E, bir madde okudu. E, milletvekili seçildiğiniz andan itibaren e, bazı istisnalar hariç yargılaman durdurulması ile ilgili bir karar yok mu? Şöyle işte anayasa. Yani şey durmuyor mu e, anayasa, yargılaması durmuyor mu? Hayır anayasa 14 kapsamında yani devletin bölünmez bütünlüğü ile ilgili bir takım suçlar var. Evet e, anayasal düzeni. Ortadan kaldırmaya yönelik anayasal suçlar var yani. Hı hı. O suçlardan birisinden yargılanıyorsanız eğer durmuyor mu? Durmuyor. Ha bu o kapsamda ya, mı? Şimdi işte o konuda da bir tartışma var. Bu terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alıyor. Terör örgütü propagandasını anayasa 14 kapsamında bir suç olarak değerlendirmeyen yargı kararları var diyorum. Peki. Ha. Ama ya 16. Esas Ceta dairesi. Bunu 14. madde kapsamına madde, önce... madde kapsamına girdiğinde yargılama durmuyor, değil mi? Durmuyor, devam ediyor. Ben durmuyor. onu soruyorum. Evet. Yani evet. normal devam bu, ediyor. Hukuki teferruata süreci... hayır ama şu önemli. Çünkü tartışma orada başlıyor bence. Yani herkes şunu söylüyor bence. Ben de şöyle biliyordum. Yani yargılamaya başladığı anda hukuken hukuk yani, duruyor. Ee, şeyi hayır, kalktığında bir, devam ediyor. Basit, adi bir suç olsaydı dediğiniz gibi milletvekili seçildiğiniz anda dokunulmazlık devreye giriyor. Yargılama duruyor. Mahkeme bunu bekletici sorun yapıyor. Ya dokunulmazlık kalkacak ya da dönem sorunu. Yani fezlekeyi gönderiyor. Evet. Ha, Peki, olsun. Olsun. Evet. Peki, evet. teşekkür ederim. Şu soruyu ee, tartışmak bir lazım. Bir çok özür diliyorum. Ya yani neden bu e, geçmişi ortada olan bu tip bir insan milletvekili yapılıyor. Sabahattin Tuncel örneğinde değil mi? Sabahattin Tuncel örneğinde oldu. Bu ayrı bir gibi. konu. Şimdi ya şöyle, bir şey ya çünkü bunları şey, ve şey, masumiyet karinesinden kaynaklanıyor. Yani yargı süreci bitmeden suçlanamazlık kaynaklı galiba. Değil Şimdi değil mi? biz e, hukuk biz, tartışması ne yaparsak belki. yapalım bir tek şeyi değiştiremiyoruz. Dünya diyecek ki attığı bir tweet yüzünden bir millet ya ben, bence mesela bir dakika şu şu evet. konu önemli. Bugün Meral Danış Be Beştaş HDP'nin grup başkan vekili diyor ki Gergerlioğlu sadece bir haberi tweetlediği için ceza verildi Gergerlioğlu'na. Habere hala erişim engeli bulunmuyor. Evet. Yani şimdi eğer buysa bir dakika şimdi bu olmaz. Yani Yargıtay buna sadece bir şu anda erişime açık bir haberi RTledi diye Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ceza verdiyse bu kabul edilmez bir şey yani. Şimdi dolayısıyla Avrupa'da, bakmak lazım yani bunun bakın, ayrıntılarına. Bakın Avrupa'da Amerika'da Böyle bir retweet yüzünden e, böyle bir olay parlament bir parlamentere ama karşı yapıldı. Zafer de değil. diyor ki sadece ondan ibaret Ay, değil Tamam diyor, bir, bir dakika. Sürü... Ama, ama tamam. ben neler diyeceklerinden bahsediyorum. Bir de bunu neyle birleştirecekler? E, i̇şte zaten HDP'nin belediyelerine kayyum atandı. Zaten siyaset yapılmasına olanak verilmiyor zaten işte baskı altındalar vesaire. Bütün bunlar bir genel tablo oluşturacak. Ben ve bu genel tablo Çok, çok haklısınız. Ben de aynı kaygıyla ve insani bir kaygıyla sadece Avrupa bize ne diyecek kaygısı değil, Aynen. insani bir kaygıyla. Dolayısıyla Yargıtay eğer bu cezayı yasal bir sitede yayınlanan bir haberi Retelediği için, sadece bunun için evet. Ömer Faruk Gergerli ona ceza veriyorsa bu kabul Ahmet edilebilir Bey, bir e, şey değil. Bu rahatsız rahatsız olmaz. Ediyorum, İki ediyorum. örneği o zaman okuyayım. Bakın kendisi Kocaeli Kamu Hastanesi Birliği'nde o zaman doktor ee, iddianamede aynen şöyle bir terör örgütü bayrağını paylaşıyor. Yanında Türk bayrağı da var. Savcılık iddianamesinde aynen şu söyleniyor: terör örgütü bayrağını meşrulaştırmaya çalışmakla. O da mı retweet yoksa ritmi değil kendi paylaşımı? kendi tweet'i, kendi, kendi tweet'i. paylaşımı. Tabii kendi paylaşımı. Sonra o zaman başka bir şey, başka o bir şey. Bu yani. Bakın evet. sonra ne yapıyor? Kolombiya Türkiye benzerlikleri diye bir internet sitesinde bir yazı kalemi alıyor. Orada da Kolombiya'da 52 yıl süren ve 220 bin insanın ölümüne sebep olan e, fark adlı örgütle PKK'yı kıyaslıyor ee, böyle bir yani yine bu da iddianamene iddianameye giren e, ayrıntılardan bir tanesi. Yani sadece bir tweet'i RT etti, bir link verdi diye e, kendisi no. hakkında verilmiş bir ceza değil. Şimdi bütün bunları okuyup öğreneceğiz. Ama Zafer Bey ama eee Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ahmet Bey'in okuduğu o kararda o tweet üzerinden e, hüküm kuruyor. Valla iddianamede benim bu okuduklarımda iddianamede şimdi, ama bak tamam, şimdi tamam diyor ki şöyle ben, tamam gerekçeli kararda diyor ki e, San'ın 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı. Yani bu T24'te e, e çıkan haber. Yani Örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafını mı koyuyor T24? Evet. E Niye koyuyor? Öyle bir orada fotoğrafı. bir demeç var. Sanırım e, örgüt ya PKK liderlerinden ya saldırmış barışla ilgili bir e, açıklaması var. Hani barış böyle olmalı, e, böyle gelebilir e. diye. O da onu alıyor. Silahlı foto, silahların görsel diyor, silahlı olarak gö, gö, örgütün Tam görsel. Tam ifade şey Bülent Bey, zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak diyor iddianamede. Şimdi e, Böyle bir ifade ama var. Ben 16 cezanın kurduğu hükmü esas alıyorum. İddianame farklı. Bu kadar şeyleri, mıdır kurulan hüküm cümleleri? Evet, bu kadar mıdır? Evet. Bakın, Bir bakmak lazım yani. Bunun detaylarına bakmak lazım. De, yani de, şu Olay ki mesela şimdi Evrensel'den bir e, metin var elimde. Yine e, o, o tweetin barışla ilgili e, atılan bir tweet olduğu söyleniyor. Tabii kaynaklardan da, kaynaklardan da aldığımız a, alıntılarda hiçbir zaman tam emin olamıyoruz. Çünkü i̇şte ben de diyorum ki çünkü, bir daha bakalım. Evet. Yani, bir kaynak öyle verebiliyor. Başka ödüm. bir kaynak başka. Ben bir her bir zaman diyeyim. sağlamasının yapılması evet. kanaatindeyim. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumda herhangi bir kaynağı baz almadan hep sağlamasını yapmakta yarar var. Yani yakın dönemde şunlar da oldu. Mesela e, Uşak'ta da e, kendisi öyle bir iddia ortaya attı, çıplak arama yapıldığına dair. E, ama mesela bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Yine aynı şekilde zoom uygulaması üzerinden firari fetöcülerle e, kendisi e, toplantılar gerçekleştirdi. Yani bunlar şimdi, e, bunlar bu, bir suçtur anlamında ama, şunu söylemiyorum Ama bu çıplak ama, arama olayında yani bakın, tam tersine biz çıplak arandık diyen e, çok sayıda e, e, kadınımızın tepkisi geldi. Bedir Bey, e, o tepki neden uzunca bir süre sonra geldi? O da tartışıldı. Oradaki polisler ayrı ayrı Gergerlioğlu hakkında bakın, suç duyurusunda e, bulundu. Kadınlara Kadınlara hiç kimse e, gidip Sen niye buna geç tepki verdin deme şeyini yapmayalım hayır, hayır, ispat, Zafer hayır, Bey. Bir şey hayır, Zafer Bey çünkü ama kadın dahi, olmanın mağduriyeti ve getirdiği rahatsızlıkta bu olayı birleştirmeyin Sonra birdenbire bu olay ortaya çıktı. Birdenbire bu olay ortaya çıktı. Neyse. Yani, şöyle bir şey var. Bu arada Gergerlioğlu hale halen mecliste e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde değil mi çıkmadı? Ge, ama ge, genel kurulu salonunda değil, e, HDP grubunda. Ya şimdi biz şöyle bir olay hatırlıyoruz. E, belki gençler hatırlamayacaktır ama 94 yılındaydı sanıyorum bir grup HDP'li o dönemin hangi partiydi o? Dep Dep. Hep, hep, hep. Dep, dep. Bir grup depli milletvekili dep diye dokunulmazlıkları kalkmıştı. Bakayım, hemen, Polisler geldi. Polisler geldi, e, aldılar. 94'deki evet. 94'teki olayın bir benzerinin e, yaşanması beklentisi var. Özellikle Gergerlioğlu ve onun çevresinde yani böyle bir şey yaşanacak diye bekliyorlar. Yani polisler gelecek. Yani böyle bir şey. Hukuken... Yok mümkün değil. Nasıl oluyor? E, o zaman nasıl olmuştu? Yıl, e, o zaman haklarında tutuklama kararı çıktı. Öyle miydi? Tabii. Devlet Güvenlik Mahkemesi haklarında tutuklama kararı çıkarmıştı. Ve meclisten çıkmıyorlardı. Meclisten çıkmadıkları için çıkınca işte e, tutuklandılar. Yani Peki, polis ger... gözaltına aldı. Peki oldu şimdi. oldu Mecl... şimdi aldığı ceza 2 yıl 6 ay. E, infaz yasasına göre. işte Kendisine bir. E, ...cezasını infaz etmesi için davet gönderilecektir. E, zaten e, infaz yep. anlamında yep. da yep. öyle yep. cezaevinde geçirmesi gereken süre Doğru, çok fazla bir süre atıyoruz. değil yani. Yani polisin meclise girip gergerli onu çıkartması... Böyle. infaz savcılığına, e, şimdi meclisin kararı infaz savcılığına gidecektir. İnfaz savcılığı onunla ilgili gergerli onunla davetname gönderecektir. Böyle bir cezam var. E, geldi. Bu böyle bir, bir, hafta on gün Tabii, falan mı sürer? Süreç işleyecek. Eğer e, bütün bunlar yerine gelmezse prosedür o zaman savcılık, infaz savcılığı yakalama çıkarıyor hakkında. O zaman polis devreye girer. infazı olan, hakkında kesinleşmiş hükmü olan bir kişi gibi muameleye tabi tutuyor. Bir ayı falan bulur anladım. Yani bu bir ay olabilir. O zaman bir ay çıkmayacak mı meclisten? Bilemiyorum yani. Şimdi böyle bir fotoğrafın sadece dünyaya... Dikkat çekmek için yapıyordur yani. Böyle Yoksa, bir tabii. fotoğrafın dünyaya yansıması Türkiye adına çok kötü bir şey kötü, olur. Kötü yani, bence de kötü. E, do dolayısıyla umarım o, olaylar o, o noktaları e, tırmanmaz. Bunun kimseye faydası yok. Türkiye'ye büyük zararı olur. İki yıl kaç ay dedi? Altı. İki yıl altı ay. O ne kadar e, yatıyor iki yıl altı, ya, e, altı ay? Üçte bundan. ikisini yatacak. Yani 30 ayın o oluyor? E, ne oluyor? Kısa bir süre aslında evet, yani çok bir uzun süre. bir süre değil. Onun da bir kısmı işte e, Enis Berberoğlu'nda da aynı şey oldu. Açık cezaevine geçiyor. E, yani bir süre kapalıda kalıyor. Sonra açık cezaevine, 20 ay. açık cezaevine geçiyor. Açık cezaevinde de şu anda Covid nedeniyle zaten idari izinli sayılıyorlar. Ve o da şeyden sayılıyor. E, cezaevinden geçirmiş gibi sayılıyor. Yani çok iyi anladım ne dediğinizi. 94'teki olay... Olmaz orada bir tutuklama kararı var. Doğrudan girip meclise... Evet. Ta, ta diye tutuklamayı... Yok mecliste de almamışlardı. Meclisin kapısı. Çankaya. Yani dışarı çıktıklarında. girmedi. Evet. Meclis kapısında aldılar. Evet. Yani şey değil. Meclise girmediler değil mi? Çankaya. Ben, ben de girmediler. girmediler. Hayır, Hayır, ben özellikle girmediler, bugün girmediler. gelirken. Meclisin çıkışında aldılar. Çıkışında aldılar. Ben size isimlerini de söyleyeyim. O zaman. Orhan Doğan vardı. Ah, e, Leyla Hatip Dicle, Mahmut Alınak, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Orhan Doğan, Zübeyri Aydar ve Ahmet Türk. Ahmet Türk de vardı. Evet, evet yani o Bence bayağı tartış tartışmalı bir e, olay olarak geçti bizim siyasi Tabii. tarihimize. E, Çok kötü tablolardı. Kötü yani. tablolardı. Ama aynı şeylerin olacağını zannetmiyorum. Ben de zaten zannetmiyorum. buna da olmamalı da zaten. Il, 6 aylık bir ceza için böyle Ama şey ne olmuşlar. oldu? 15 yıl ceza aldılar. Sonra 2004 12. yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adil yargılanmadıkları için bozdu. 2004'te serbest bıraktılar. Serbest kaldılar evet. Yani... Ee, yani Gergerlioğlu olayından öyle bir tablo çıkmaz anlamında öyle evet, evet. söylüyorsunuz siz değil mi yani? Evet. Tabii tabii. Evet, yani yani, yani Gergerlioğlu olayı o çapta bir olay değil yani öyle bir olay değil. Ama o tabii bunu bir propaganda aracı olarak e, kullanmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Yani e, muhtemelen daha fazla bunu duyurmak için dikkat çekmek, dikkat çekmek tabii. için bunu kullanıyordur yani. Ama şöyle ben yani bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Ben kararı hukuki anlamda doğru bulmadığımı söyleyeyim. Yani.